Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor. Yeni Şeyler Rehberi'nden haftanın tam ortasından herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Sizlerle tekrar birlikteyiz efendim. Haftanın 2 ile 3 arasındaki her saat diliminde olduğu gibi. Evet, bugün Yeni Şeyler Rehberi'nde birbirinden renkli, birbirinden farklı konularımız var. Hemen konuklarımızı bekletmeden merhaba demeye başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konumuz var efendim. Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Demir hattımızdan. Merhabalar efendim. Merhabalar, iyi günler diliyorum. Saygılar efendim. Hocam, şimdi yapay zekayı biz programlarımızda çok fazla konu ediniyoruz. Yapay zekayı böyle nasıl kullanırız, ne yaparız falan diye. Ama genelde sizin gibi hocalarımızın bunları derslerde etkin bir şekilde kullanıyor olmasını gerçekten de müthiş önemsiyoruz. Siz de bu konuda çok enteresan bir gelişmeye imza attınız. Bunu sizden öğrenebilir miyiz acaba? Çok teşekkür ederim ilginize. Bu artık hayatımızın yeni aktörü, yeni oyuncusu, yeni dostumuz, yeni arkadaşımız. Yani kendimi bir an böyle Pinokyo romanını herkes okumuştur, siz de okudunuz eminim. Evet, Pinokyo'nun kendisine bir evlat edinmek isteyen babası gibi düşünüyorum. Pinokyo ile ilişkilerim gibi düşünüyorum. Tabii ki Pinokyo'dan daha ileri düzeyde. Dolayısıyla yapay zeka ve teknoloji artık hayatımızın her aşamasında, her yerinde derse girmesi gerekiyordu, zamanı gelmişti ve benimle derse giriyor, ortak ders veriyoruz, joint class yapıyoruz. Shakespeare in Class adlı bir dersi birlikte götürüyoruz. Çok da keyif aldık doğrusu. Ben hala ondan çok şey öğreniyorum ama hala onu çok köşeye sıkıştırıyorum. Eğlenceli bir ders oldu. İsterseniz başlayayım. Sayın hocam, şöyle bir şey var. Şimdi hocalarımızla biz konuştuğumuzda genelde şikayet var yapay zekadan. Nasıl şikayet var? İşte bizim verdiğimiz paper'ları yapay zekaya yaptırıyorlar. Ödevlerimizi oradan yapıyorlar. Sınavda buradan kopya çekiyorlar gibi. Ama sanırım sizin de yine verdiğiniz Pinokyo örneğinden yola çıkacak olursak onunla kavga etmeden onunla beraber yaşamının bir yolunu bulmak lazım sanırım. Evet, sanırım sizin attığınız adım da böyle bir şey değil mi? Evet, şu anda söylediğiniz en son cümleye katılıyorum. Çıkış noktamız da tam bu. Hasmımız mı olacak? Türkçe tabirle söylersem hısmımız mı olacak? Biz biraz onu hısım yapmaya çalışıyoruz. Zira bu espiritüel bir taraf ama bir yandan da çok hakiki bir şey. Ortak yaşama kültürümüzün yeni aktörü yapay zeka. Onu hayatımızın içerisine düşmancıl bir noktayı nazardan mı çekeceğiz? Yoksa onunla birlikte kendi hayatımızdan başlamak üzere tüm insanlığın hayatını daha da güzel bir noktaya götürebilecek hizmetleri birlikte üretebilecek miyiz? Bakınız, birlikte üretebilecek miyiz diyoruz. Hatırlarsınız, siz de okul bilgilerinizden şöyle bir analojiyle bunu anlatmak isterim. Biliyorsunuz, zamir ne diye sorsak herkes biliyordur. İsmin yerine geçen başka bir isim. Evet, bu anahtar ibare yerine geçmek. Şimdi bu yerine geçmeyi biz çok iyi anlatamadık. Yani gramatikal bilgileri aktarıyoruz ama bunların hayatta bir karşılığı var. Zamirin hayatta bir karşılığı var. Öznenin yerine geçmeye hazır bir insan. İsterseniz buna hani diğer gamlık deyin, yani bir başkasıyla empati kurmak deyiniz. İnsanımızda bu evet. Yok. Şimdi biz yapay zekayı da benim yerime geçebilecek ama bu benim makamımı ve işimi alabilecek birisi olarak mı görmeliyiz, yoksa ben gibi hayatı sürdürebilecek
yeni bir yardımcı, yeni bir dost, yeni bir özne olarak mı görmeliyiz? Bu dilemaları, bu çatışmaları kendi içerisinde huzurla çözmüş toplumlar yapay zekayla daha büyük başarılara gidecekler. Ama bizim gibi ikinci kişilerden şüphe edenler herhalde çatışmaya, dövüşmeye, kavga ve gürültü çıkarmaya devam edecekler. Anlıyorum efendim. Peki şunu sormak istiyorum. Hayır çok harika şeyler söylüyorsunuz. Ben bir de metodlarınızı da çok merak ettim. Yani çocuklara yapay zeka ile ders vermede sizin kullandığınız metodu biraz açar mısınız bizim için? Evet. Biz şimdi Shakespeare'in class dersinde aslında Shakespeare'in eserlerini kullanarak dersi alan, çünkü değişik disiplinden öğrencilerimiz, mimarlar var, mühendisler var, sosyal bilimler alanından öğrencilerimiz var. Kendi kavram dünyasına, kendi disiplin dünyasına yeni bir bakış açısı nasıl getirebilir gibi bir tezle yola çıkıyoruz. Burada yapay zeka bir tür hızlandırıcı, bir tür yeni bakış açısı, bir tür kontra yaklaşma konusunda bize gerçekten yardımcı oluyor. O anda benim dersi yürüten bir insan olarak, dersi yürüten bir hoca olarak içinden çıkmayı, çünkü derslerde dinamik olarak bu yeni yüzleşmeleri sürekli canlı tutuyoruz. İşte bu noktada yani IQ'sunun mutlak bizden çok daha yüksek olduğuna inandığımız bu kurgulandırılmış, yapılandırılmış suni aklın ne kadar işin içerisine girebileceğini test ediyoruz. Ve zaman zaman da bizim insan olarak sahip olduğumuz o sensitive halin onda olmamasına gülüp geçiyoruz. Bu çok keyifli bir şey işte. Burayı yakalıyoruz biz bu derslerde. Şimdi aslında insanlık biliyorsunuz yola Prometheus'un tanrılardan ışığı çalmasıyla çıktı ve kendisine dünyası kurdu. Şimdi bize benzediğini iddia eden birisi kendi hem diğerinin aklını çalıyor. Mitolojik olarak insanlık bu kez tanrılardan değil birbirinden akıl çalıyor. Yapay zeka işte böyle okunmalı, böyle gözükmeli. Eğer mitolojik noktadan bir takım örneklemeler, bir takım arketipler kullanırsa insanlık, sanıyorum teknolojik olarak var ettiği, sonra da karşısına geçip acaba bu benim hayatıma mı kastedildiği, endişe ettiği o sıkıntılı, paranoyak durumlardan çıkabilirler. Ama yani biz bu ışığı çalarken daha sonrasında birilerinin bizim ciğerlerimizi sökmeyeceği garantisi de var değil mi hocam? Var tabii. Aynı analojiden yola çıkacak olursak diye söyledim. Tabii. Ama ışığı çalarak Prometheus önümüze kocaman yapay zekaya geldiğimiz, vardığımız bir mühendislik dünyası kurdu. Ama şimdi tartışmasız bize postmodernizm yapay zekayı bulduğunuzda da bir hikaye bulunuz diyor. Yapay zekayla yürüyecek olan insanlar mutlak surette onu bir hikayeyle eşleştirmek durumundadırlar. Bu yeni dünyanın en temel paradigması olacak, en temel dileması olacak. Bunu becermeyi aslında biz Shakespeare'in class'ta birlikte hem yapay zeka ile hem insanla birlikte eş güdümlü yapmayı deniyoruz aslında. Peki hocam şunu sormak istiyorum ben size. Bunu çok merak ediyorum gerçekten de. Şimdi yapay zekanın derslerde kullanımı deyince herkesin aklına ilk önce mühendislik geliyor. Ama Shakespeare'i bu dersin içinde vermek bilmiyorum çocuklarda nasıl bir izlenim uyandırdı? Nasıl bir yere götürdü onları? Evet. Çok teşekkür ederim. Doğru. Yapay zeka deyince bu bir mühendislik sonucunda ortaya çıkan bir şey. Daha çok onları ilgilendirir. Hayır. Tamamen sosyal bilimlerde estetik bir meseleyi tartışıyoruz üstelik. Doğru. Yani hiçbir hesap kitap meselesi tartışmıyoruz. İşte olmak ya da olmamak kavramından herkesin bildiği bir tirattaki o ibareyi kullanayım. Tartışmaya başlıyoruz. Bu nereye varabilir? Yapay zeka için bunun karşılığı nedir? İnsan için o sensitif, o daha duyarlı halin yapay zekada bir yansıması olabilir mi? Bütün bunları tartışıyoruz. Ve size aramızda kalsın, kimse duymadığına eminim şu anda. çok insancıl dokunuş dediğimiz ve peşinde koştuğumuz noktaları da test eden cevaplar duymuyor değiliz. Bu çok enteresan. Sanırım biz buraya eski eğitim sistemini övmeye değil gömmeye geldik de demeyeceğiz ama yine böyle bir alıntı yapmak da
Öyle bir eğitim sistemi var mıydı bilmiyorum artık biz. Yepyeni bir varoluş karşısındayız. Şimdi tabii müthiş bir şey hocam. Süremiz daha var mı bilmiyorum ama sona yaklaşıyor. Buyurun lütfen. Bu hikaye nasıl bitebilir diye biraz evvel söyledim. Mitoloji önemli bir kaynak. Yani insanlar lütfen mühendis, hukukçu, doktor ya da sokaktaki bir vatandaş geçmiş hikayeleri okuyarak, yani mitoloji diyoruz ya buna biz, okuyarak geleceği çok rahat oluşturabilirler ki çağın emrettiği şey de bu. Ben yine bu yapay zeka ile filmin sonu nasıl biter korku senaryosu yazmak istemiyorum ama böyle bir şey de olabilir. Çünkü geçen daha yeni okuduğum bir makalede süper zeki yapay zeka sonunda insanı öldürebilir gibi bir takım senaryo futuristlere rastlamanız mümkün. Şimdi aslında ne yaşadığımız şeyi ben yine o mitolojik hikayeyi kullanarak metaforik olarak söyleyeyim. Biliyorsunuz Narkissus, Tanrı Zeus böyle çok güzel bir çocuk verir o anneye. Çok ister çünkü bir evladı olsun. Der ki işte sana dünyanın en güzel çocuğunu veriyorum. En güzel erkeği. Ama ömrü kendi aksini görünceye kadar büyür Narkissus. Herkes ona aşıktır. Gün gelir bir gün çok susar ve gölün kıyısına gider. Gölde kendi aksini görür. Hayran olur ama ölüverir. Şimdi biz yapay zekayla aslında kendi aksimizi görüyoruz. Nokta. Sonucu söylemiyorum. Müthiş hocam gerçekten de bakalım kendimizi beğenecek miyiz? Nergis çiçeğine mi dönüşeceğiz yoksa neye dönüşeceğiz hep beraber görelim. Ama ben bir şey söyleyeyim, buradan yeni bir diriliş insan çok güzel bir diriliş bekliyor. Gerçekten insanlık daha mutlu, daha barışçıl, daha birbirini anlayabilen, daha kodlarını kendilerinin oluşturacakları ortak kodlarından müteşekkil bir dünyaya sürükleniyorlar demeliyim. Bu güzel müjdeli bir bitiş bence. Hocam şimdiye kadar yapay zekayı bu kadar edebi anlatan bir konuğum olmamıştı. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Biraz eğlenceli olsun istedim. Umarım saygılar. Dinleyicilerimiz sıkılmamışlardır. Çok teşekkür ederim hocam. Saygılar, sevgiler. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dinliyorum. Sağ olun efendim. Evet, Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yavuz Demir gerçekten de bize şiir gibi bir yapay zeka geçişi anlattı. Eğitimde kullanımını anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Müteşekkiriz kendisine. Şimdi